Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Ee, bugünkü web seminerime katıldığınız için e, sağ olun. Ve inşallah sonuna kadar e, beraber azıcık daha bizim firmayı tanıtmayı size yakınlaştırabilirim. Benim ismim Meltem İnanmışık. Bazılarınız belki beni zaten fuarlardan biliyordur. Kendim diş hekimiyim ve diş hekimliğime daha de hala devam ediyorum. Ve yaklaşık 9 senedir Boş firması içinde çalışıyorum. Boş firması 1953 yılında Dr. John Bausch ve Hans Bausch'tan kurulmuştur. Ve ikisi de diş hekimi olduğundan diş üzerinde iyi boyayan kağıt olmadığını erken bir zamanda fark etmişlerdi. Ee, o yüzden 53'ten bugüne kadar üretilen aynı BK01 e, dünyaca tanınmış bir malzemedir. Ee, firma aile şirketi olduğundan ikinci nesildeyiz şu an ee, resimde gördüğünüz gibi sol tarafta Andrei Boş sağ tarafta Peter Boş ve ortada e, anneleri bulunmaktadır bizim firmanın iki bölgede bulunmaktadır Almanya'da birisi Köln'de birisi de Langenfeld Eifel'dedir burada gördüğünüz resimler e, Köln'deki yerimiz burada muhasebemiş e, dünyaca dağılan yani bize gelen üretilmiş kağıtların dünyaya dağılım noktasıdır. Ee, müdürlerimizin bulunduğu yerdir. Burada e, her zaman için Almanya'ya girecek olursanız bize ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videoyu gördüğünüzde e, ilk başlangıçları size gösteriyor. Yani IDS'e ilk katıldığımız yıllardır. Ve bugün e, üretilen bölge bu da dediğim gibi Langenfeld Eifel'de bulunan bir bölgedir. Burada üretiliyor, paketlenip hepsi bunların Köln'e getiriliyor. Ve Köln'den demin dediğim gibi dünyaya dağılıyor. Aş firması neler üretiyor? Tabii bildiğiniz standart progresif kağıtlarımız vardır. BK 200 ve 100 mikron kalınlığında ve kağıt bölümünde ayrıyetten 40 mikron kalınlığında kağıdımız bulunmaktadır. Bu progresif kağıtların veya kağıtların özellikleri genel olarak her yüzeyde boyayan kağıtlardır. Progresif derken ne demek oluyor? Güce göre renk bırakıyor ve e, öyle bir madde var ki ağızdaki tükürüğü emiyor. Böylece hem metalik e, kronlarda, sirkonlarda, komposaytlarda e, ve normal e, dişler üzerinde boyayan bir malzemedir. Bu son zamanlar çok parlak yüzeylerde, e, serek bölümünde olsun, imaxlarda olsun, e, bazı yüzeylerde iyi boyamayan e, kağıtlarımız vardır. Ona özel yeni bir ürün piyasaya sürdük. E, hatta idekse de göstermiştim, artist Artiseram'ın özelliği e, ağız içinde parlak yüzeylerde daha net boyayan bir üründür. Bunun yanında ayrıyetten folyolarımız vardır. Yani kağıtlar demin de anlattığım gibi 200 mikron, 100 mikron ve 40 mikron kalınlığındadır. Folyolara geldiğimizde inceliyoruz. 16 mikron 12 mikron ve 8 mikron kalınlıkları vardır. Bu ikisinin farkı nedir? Folyolar her zaman için kuru yüzeye gerekiyor. Kağıtlar ise her yüzeyde boyayan tarzdadır. Bir yeni ürün daha size tanıtmak istiyorum. Burada uh, A-Tipping Bite Wax'tır. Bunun özelliği um, kalıp alabilmek için Hastaya eskiden kullanmışsınızdır bunu zaten aluvax gibi tanınmış bir ürünlere zaten yönelik yapılan bir ürün. Çünkü bu tanınan eski piyasada olan artık kalktığı için müdürlerimiz bunu tekrar sizlere tanıtım için gösteriyorlar. Bazılarınız belki silikona geçmiştir artık ama bazılarınız arzu ederseniz yine de bunları bizden alabilirsiniz. Ati Byte Wax'ın özelliği sırf kalıp olarak değil. Small, medium, large ölçülerinde bizde sipariş edebilirsiniz. Ayrıca folyolarda demin belki diyorsunuzdur hangi rengi nerede kullanacağım? Öyle bir şey zaten yoktur. İstediğiniz renge her yerde kullanabilirsiniz. Ama Almanya'da eğitim yapıldığında e, genelde şu şekilde öğretiliyor: Siyah statik dinamik e, hareket içindir. Yani açıp kapanmalar içindir. E, Laterotuzyon hareketini yani lateral hareketini sağ tarafa doğru yapıyorsanız sağ tarafa kırmızı folyo konulur. Medial tarafına yeşil folyo konulur. En sonunda protrozyon hareketi yapıldığında mavi kullanılıp ve hasta ağzını açtığında dört rengi aynı an görebilirsiniz. Böylece bütün hareketleri değişik değişik folyoları kullanarak ağız içinde kayıt edebilirsiniz. Alternatif olarak yani bu kadar uğraşmak istemiyorum derseniz Bizim bugünkü konunun zaten e, Oklusense'i kullanabilirsiniz. Oklusense'i neden öneriyorum? Çünkü folyolar ve kağıtları kullanıldığı zaman bunları bu terzlerde de okuyabilirsiniz. Size sadece anlık durumu gösterir ve... E, Hiçbir zaman oluşan komple kayıt kaydedemezsiniz ve her zaman için zorluk çekiyorsunuz. Nereden, e, hangi e, nokta hakikaten artikülasyon oklüzyon noktası mı değil mi diye zorlanmamak için oklusens'i <laughs> size bugün tanıtmak istiyorum. Oklusens öncelikle nedir? Oklusens el cihazı pila çalışan ve kayıt ettiğiniz görüntüleri aktarmak için, için Wi-Fi ağınızı kullanarak Oculus iPad'ine gönderebilirsiniz. Bunu kullanmak için neler gerekiyor? Tabii ki sensi almanız gerekiyor. Ayrıyeten iPad olması lazım. iPad derken özellikle iPad diyorum. Çünkü Android üzerinden çalışan bir ürün değildir. Müdürüm özellikle buna karar verdi ve bu şekilde e, kullanabilirsiniz ve sabit bir Wi-Fi ağı gerekiyor. Bunların hepsi tamam olduktan sonra e, rahatlıkla Occlusense e, e, kaydedip kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Occlusense iPad, iPhone değil iPad olması lazım ve sabit Wi-Fi ağı. OctaSense'i <laughs> kullanabilmeniz için öncelikle size bu sensörü tanıtayım. Sensör iki ölçüde bulunmaktadır. Birincisi medium large ölçülerinde. ikincisi e, large, large x large boyutundadır. Bunların özelliği sadece 60 mikron inceliğindedir. Esnek bir üründür ve kırmızı renk ile kaplı. Böylece ağız içinde de hasta ısırdığı zaman noktaları net bir şekilde görebilirsiniz. Ve hem statik hem dinamik hareketleri kaydedecek durumda. Bu sensörü azıcık daha size açıklayayım. Bunun özelliği nedir? Böyle kalıp kalıp yani oluşan e, sensörün yapısını burada adım adım görebiliyorsunuz. Bu çift taraflı olduğu için ne oluyor? Sonunda bu karbon bölgeleri falan hepsi birleştiriyorsunuz. Ve sadece 60 mikron sonuçta oluşuyor. Akı sensörü nasıl kullanırsınız? iPad'iniz olduğunuzda ücretsiz App Store'dan e, Oculus Sense aplikasyonunu indiriyorsunuz. Onu indirdikten sonra ilk kurulum bölgesine varıyoruz. Ve orada da size ilk kurulum bu Oculus sistem kaydına başladığımızda ilk adım olarak Oculus Sense'iniz ve iPad'iniz aynı ağda bulunmakta olmasına emin olun. Yani iPad'inizi açıyorsunuz. Hangi Wi-Fi ağında olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca Oculus aplikasyonunu açtıktan sonra ilk kurulum bölgesine girdiğinizde zaten adım adım size aktarıyor istediğiniz bölgelere. Orada siz size ilk olarak Sistem kaydında VEP kod diye bir numara çıkıyor. O numarayı aktarıyorsunuz e, iPad e, el cihazınıza ve onun ardından zaten kayda hemen başlayabilirsiniz. Her <laughs> başlamadan eve gereken fonksiyon testi vardır. Bu fonksiyon testi ne içindir? Sadece e, ilk başlatmadan eve e, açtığınızda zaten orada böyle bağlantı noktaları vardır. Onlar hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu diye e, onun için her sabah e, kayıda başlamadan onu yapmanız gerekiyor. Çünkü o arızalı olduğu zaman böylece siz de kaydı yapamazsınız. Anlattığım fonksiyon testi şimdi görüyorsunuz. Bu videoların hepsini zaten e, isterseniz bizim sitemizden ücretsiz bakabilirsiniz. Her adım adım yani anlatılıyor zaten. Hataları da sport olarak görebilirsiniz. Yani zor bir şey yok ama hakikaten zorlanacak olursanız yine de her zaman için biz sizlere yardımcı oluruz. Bu gördüğünüz fonksiyon testi dediğim gibi kapağını açtığınızda belirli bir yere oturtup zaten o şekil bir tek oturacak bir durumda oturttuktan sonra e, kayda başlayabilirsiniz yani bu videoları zaten size e, sadece bulunduğunu söylemek istiyorum yani bunu saatlerce bakmamıza gerek yoktur bence ardından hasta yönetimi geçiyoruz hasta yönetiminde iphone kullanıyorsanız zaten bunun da kullanışık sizin için kolay olacaktır artıya basıp ...hastanın bütün datalarını... ...ekliyorsunuz yani. ismi ...soy ismi, doğum tarihi... ...bunların hepsini... ...ekledikten sonra... ...yapacağınız... ...yapacağınız... ...kayıda bağlı olan... ...süre seçmeniz lazım. Ve... ...süreden sonra... ...kaç hers ...kayıt etmek istiyorum. herz derken yani... Ka saniyede kaç resim kaydetsin? 50 mi, 100 mü, 150 tane mi? Ben genelde çalıştığım zaman 100 yeterli oluyor. Hatta 50 bile yeterli olur. Onun ardından zaten e bütün hareketleri kayıt edebilirsiniz. Ama kayıt ederken ne kaydetmek istiyorum? Sadece statik okluzyonu mu? Lateral okluzyon hareketi mi? tek? Ben genelde hastanın bütün hareketini aynı anda kaydediyorum. Yaklaşık onun için 15-20 saniye gerekiyor. Bunların hepsine karar verdikten sonra bu şekil de filmi görebilirsiniz. Hasta hastanın ağzına bunu adapte ettikten sonra dediğim gibi Sadece bir şekil zaten bu sensör yerine oturtuluyor. Adapta ettikten sonra kaydı başlatıyorsunuz. Hasta sensörün üzerine ısırıyor ve ısırdığı zaman o bütün hareketi yani açıp kapama hareketleri gördüğünüz gibi latrotruzyon hareketleri sabit wifi ağır üzerinden siz kaydedebiliyorsunuz ve bu tür sonuçları alıyorsunuz. Bu tür sonuçlar size zaten 2D olsun 3D olarak hepsini ayrı ayrı görebiliyorsunuz ve ayrıyette demin dediğim gibi boyalı e, boyayla kaplı olduğu için ağız içinde de bu noktaları çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Bunların hepsini gördüğüm şeyleri nasıl yorumlayabilirim konu zaten o bugün ee, bunu anlamak için Öncelikle size sensörü açıklamak istiyorum tekrar bu sensörün üzerinde 1018 adet basınca dayanıklı piksel bulunmaktadır ve basınç seviyesi 256 basınç seviyesindedir yani Hasta ısırdığı zaman şu şekil çubukların yüksekliğini görüyorsunuz ve çubuk yüksekliği size tüm temas noktalarını gösteriyor. Yükseklik her zaman için bütün dental arkın relatif çiğneme basıncını gösterir yükseklik. Sadece yani dediğim gibi çubukların yüksekliği tüm dental arkın arasındaki relatif çiğneme basıncını gösterir. Renklere geldiğimizde renkler bir temas ile tüm bitişik temaslar arasındaki basınç değişimi ile belirlenir. Yani bu demektir. Ufak ufak pikseller bulunmakta olduğundan bir sensör üzerinde nokta halde temas olduğu zaman ne görüyorsunuz? Kırmızı yüksek çubuk. Yükseklik dediğim gibi, bütün dentalarkın relatif yüksekliğidir, basınç gücüdür. Ama tek bir piksel temasa geçtiği zaman kırmızı yüksek olur. O pikselin yanı başında öbür piksellerle temasa geçtiği zaman, mesela bu hastalarında çok net bir şekilde görünen bir şeydir. Onların nokta nokta değildir okruzyonları artık. Büyük büyük alanlar oluşmuştur. Alanlar oluştuğu için aynı anda daha fazla... ...çevrede e, pikseller temasa geçtiği için... ...yüksek ama yeşil renkte görebilirsiniz. Yani... Ee, sadece ortada bir kırmızı nokta veya e, gördüğünüz zaman bu demektir bir piksel ama yanındaki pikselde dokunuyorsa kavun içi oluşur hatta daha büyük bir alan piksel olduğu zaman Yeşil oluyor. Yani içeriden dışa nokta temas, küçük alan, yüzeysel temas. Bunu gösteriyor size. O yüzden tekrarsız açıklamak istiyorum. Çubukların yüksekliği, relatif basınç, gücüdür. Komple dental arkın Renkler ise temasa bağlı olan bir şeydir. Yani nokta halde mi? küçük alan mı, büyük temas noktası mı? Mesela burada çok güzel bir şekilde görünür. Ee, bunu ben bir protez üzerinde yapmıştım. Burada gördüğünüz gibi yuvarlak bölgelerde nokta halde gördüğünüz gibi temaslar. Kare içinde olanlar büyük bir alan molar bölgesine temas olduğu için Aynı şeyi protez içinde de görebiliyorsunuz. Tekrar. Belki kendinize sorunuz, ben bunu nerede kullanayım? Ben genelde günlük rutinde bunu e, adapte etmeye bakıyorum. Yani hasta geldiği zaman size ne yapıyorsunuz? Anamnezini yapıyorsunuz. Gerekirse bir X-ray çekiliyor, e, periodonta bakılır ve ısıma pozisyonu ve tempromandibüler eklem teşhisine başlanırım Ve tam orada zaten ben sensi kullanıyorum. sadece dıştan bakmayıp ısırtıyorum ve o du bana geldiği durumu kaydediyorum. Yani böylece hafif kapanış, maksimum kapanış sağa doğru oynatıyorum, sola doğru protruzyon hareketi ve bunun hepsini 20 saniye içine kaydedeyim. O kadar. Bunları demin anlattığım gibi yapabilmeniz için ne kayıt karar vermeniz lazım. Sırf bir hareket mi yoksa hepsini bir an mı? Ben hepsini bir anda yapıyorum genelde. Dediğim gibi orada 20 saniyem gerekiyor. Bunları yapabilmek için demin gördüğünüz gibi sensörü oturtturuyorsunuz. Onun ardından zaten iki nokta vardır yani iki tuş vardır şeyin üzerinde sens üzerinde birinci tuş pembe öbürü de yeşildir yeşil genelde modları seçebiliyorsunuz yani modi derken 50 mi 100 mi 150 hertz mi ve canlı bir mod vardır canlının özelliği genelde ben hastalarımla ipad'de oturtuyorum genelde hasta üzerine ısırıyor ve ısırdığı an zaten e, o ısırma pozisyonu orada görüyor. Ve bu zaten hastalan iletişime geçmek için çok güzel bir başlangıçtır. Onun o zaman ben genelde canlı modları kullanıyorum. Pembe tuşa geldiğinizde pembe duş tuş genelde e, cihazı e, açıp kapatmak içindir. Bir, ikincisi de e, kayıda başlatmak içindir. Kayıda başlatmak için isterseniz ilk önce pembeye basıyorsunuz. Onaylayıp ağzı oturtup ilk diş temasında itibaren kendisi başlar. Veya da diyorsunuz ben kendim başlatmak istiyorum. O zaman tekrar pembe tuşu basıyorsunuz. Bunların hepsini yaptıktan sonra şu şekilde bir oklüzyon kaydına başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pembeye basıyor. Hasta ısırtıyor. Aç kapat, aç kapat. Bu mesela demek ki dediğim gibi canlı moddur. Bütün hareketleri isterseniz kaydedebiliyorsunuz ondan sonra aç kapat sağ sol maksimum aynı zamanda ağız içinde bunların hepsi de net bir şekilde görünüyor. Ondan sonra <laughs> Kaydı yaptıktan sonra iPad'in fonksiyonlarına geçebilirsiniz. iPad'in ne fonksiyonları vardır? Fonksiyonları 2D-3D boyutunda görebilirsiniz. Hatta 3D boyutunu döndürebilirsiniz. Ayrıyetten özelliği de zaman süresini. Duraklatma, tempo, geri sarma, bunların hepsinin imkanınız var. Yani bir defa kaydettikten ettikten sonra istediğiniz kadar bakabilirsiniz zaten bunun hepsine. Bir de filtre fonksiyonu vardır. Bu ne zaman kullanılır? Proksidim e, hastalarına çok büyük temas aynı an geldiği zaman neyin nerede olduğunu tam seçemediğinizde o filtreyi ben kullanıyorum genelde. Orada en azından e, nokta halde ilk temas bölgesini daha iyi bir şekilde görüp ağız içinden de karşılaştırabilirsiniz. Ee, seçenekler vardır. Yüzdesi dilimleri, çeyrek dilimleri. Gördüğünüz gibi burada mesela molar bölgesi kırmızıdır. Ee, ve en son bu en çok sevdiğim fonksiyonlardan beri iki kaydı karşılaştırmak bunun özelliği ben bunu rutin işlemime kayıt ettiğim için yani gece plağı olsun implant olsun yeni bir e, köprü olsun bunların hepsini yapmadan evvel kaydını yapıyorum yaptıktan sonra tekrar kayıt yapıp ikisini karşılaştırabiliyorum bu özelliği vardır Tekrar size bu cihazı neden öneriyorum? Birincisi, e, diş hekimleri tüm dental arkının kaydını yapmaları için, dokumentasyon için, e, erken temasları tespit edebilmek için, hasta iletişimi için, özellikle periodontun e, hatalı basınçtan ileri gelen problemleri daha erken bir şekilde tespit edebilmeniz için chippingi önlemek için çünkü chippingi biliyorsunuz zaten e, statikten ileri gelen bir e, sorun değil dinamik hareketlerden oluşan bir sorundur ve bunları erken bir şekilde önlemek için implant üzerine yapılan e, kronların e, gücünü veya basınç e, ayarını dengelemek için bunların hepsi için bu cihazı sizlere öneriyorum aynı zamanda size birkaç hasta örneği göstereyim. onlar benim kendi yaptım bu ilk başlardaydı e, tam güvenmediğim için ben de bu sisteme zaten hastarama ısırttım. hakikaten baktım nokta ve nokta bunların hepsi uyuyor tekrar bir tane daha habitüel kapanışta hastanın ağzına fotoğrafı çektim ve sonuç ağzı içinde ne kadar iyi boyadığını görüyorsunuz. Bu laterotruzyon harekette kanin üzerinden olduğunu çok net bir şekilde ağız içinde görüyorum. Aynı şekilde burada da bir adım daha ileri bu da hareketinde gördüğünüz gibi incisal bölgesindeki temas noktayı aynı şekilde oklusense de sonuç alıyorum. Bir örnek daha göstereyim. Bu da e, splint gece plağı yapıldığında gördüğünüz gibi basınç bölgesi sağ tarafta yüksek. Oklusense de aynı şekilde size gösteriyor. Bütün hareketleri kayıt ettikten sonra en son zaten protozyon hareketinde de yani hem splint üzerinde hem optosens üzerinde aynı sonuçları alıyorum. Bir örnek daha. Bu mesela hem displazi hastası ne tür e, tedavisi vardır? Splint'tir o da yine. Orada da gördüğünüz gibi ilk splintsiz statik oklüzyonu bu hastanın en çok sağ taraftadır yüksekliği. Splinti taktıktan sonra kullandıktan sonra daha iyi bir şekilde ön tarafta ama en fazla güçler vardır. Ama arka taraflarda da en azından nokta halde okluzyon oluşmuştur. Bir adım daha ilerleyelim. Bu lateral okluzyon hareketi hastanın Gördüğünüz gibi sol tarafta çok net bir şekilde görünüyor. Ve bu da protozyon hareketindeki durum. Bir hasta örneği daha göstereyim. Bu mesela oklu bakmazsanız hiçbir zaman göreceğiniz bir hata değildir. Normal hasta geldiğinde ilk durumu Fotoğraflarda görüyorsunuz ortalama durumu güzeldir. Sağ taraf normal, sol taraf normal. Bunları dıştan gördüğünüz gibi çok iyidir. Ama oksijens üzerine kayıtlarına başladığım zaman bu özellikleri de baştan beri size anlatmaya çalışıyorum. İlk temas noktası bu hastanın gördüğünüz gibi sağ tarafta molar bölgesinde. Bunu Kapatırken siz ağız içine hiçbir zaman göremezsiniz. kaygı yapmazsınız. İlk teması molar bölgesinde. Statik okluzyona geldiğimizde ne görüyorsunuz? Orada da sağ tarafta en çok gücü var bu hastanın. Hatta ilerlediğimizde maksimum temasa geçtiğimizde en son kanin bölgelerine, kanin ve premolar bölgelerinde en çok yüksek temasları vardır. Protrüzyon hareketine geldiğimizde ilk başta gördüğümüz o ilk temas parafonksiyonel bölgesi tekrar görünüyor bu hastanın. Yani öne doğru harekette premoların sağ bölgesinden ileri geldiğini çok iyi bir şekilde görünüyor. Hatta bir adım daha ilerlediğimizde Sağ tarafa olan harekette iki tarafın da parafonksiyonel bölgesi olduğu görünüyor. Hem sağ taraftaki molar bölgesi hem sol taraftaki molar bölgesinde de parafonksiyonel durumlar vardır. Dediğim gibi bunları sadece fotoğrafını çekip baksaydınız hiçbir zaman göremezdiniz. Bu hakikaten hassas bilgileri oklusens kullanarak görebilirsiniz. Size e, birkaç daha dediğim gibi ilk başlarda kullandığımdaki fotoğrafları göstereyim size. Ağzı içine progresif kağıdı kullanmıştım. Mavi yeri görünüyor. Hatta alçı e, modelin üzerine baktığımda da aynı yerdeydi ve oklusense bana ilk kapanışta aynı yeri gösterdi bir örnek daha. Bu da progresif kağıdı kullandım. Tekrar üzerine oklusens üzerine ısırtıp aynı yerde boyadığını görüyorsunuz. Alçı model üzerinde de aynı şekilde oklu sense de aynı neticeyi alıyorsunuz. Belki bu ufak tefek örnekler size daha net bir şekilde anlamışsınızdır veya açıklayabilmişimdir ben size oklu sensini Biliyorum çoğu diyor ki A ben yeni şimdi e, az tarayıcı aldım bana yeterli o. Tamam haklısınız yeterli olabilir çünkü az tarayıcılar da sonuçta size bütün basınç gücün relatif e, basıncını gösteriyor. Ama oklu sensin özelliği unutmayın ki hem statik hem dinamik hareketleri kayıt edebiliyor. Yani sadece kapanış açışı değil, bütün sağ sol hareketleri de görebiliyorsunuz. Onun için o güzel teşhis sonuçta size kalan bir şeydir. Ee, i̇sterseniz bizim tanınmış ürünleri, artikülasyon kağıtları kullanabilirsiniz net bir şekilde okluzyon sonuçları alıyorsunuz ama ilk başta dediğim gibi sadece anlık durumu sensi kullandığınızda birincisi daha hassastır ve bütün oklusunun filmini kaydedebiliyorsunuz bunları Hatta e, birkaç uzmanın görüşlerini de sizlere tanıtmak göstermek istiyorum yani Fransa'dan olsun Almanya'dan olsun Amerika'dan olsun e, bunların hepsi opsiyonsu kullanıp memnun kalan e, hekimlerdir yani dünya zaten dağılan bir ürün olduğu için hatta ve hatta Türkiye'de de e, çok sevip saydım Hanifi Kurt Bey'de bu ürünü kullanıp memnun kalmıştır. Bugünlük herkese çok teşekkür ederim. Ve iyi akşamlar dilerim.